Arkadaşlar, güzel bir fonksiyon yorum sorusu. Benden önce soruya uğraşın, sonra benden dinleyin. Güzel bir yorum yapacağız. O zaman yorum başlasın. Şimdi arkadaşlar, sorumuza şöyle dikkatli bir şekilde bakalım. Fonksiyonu verilmiştir. Y eşittir fx eksi 3 fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Y eşittir fx eksi 12 fonksiyonunun grafiği ise orijinden geçmektedir. Buna göre m çarpı n kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım, ben ilk önce şu orijinden geçmektedir. Kim orijinden geçiyor? Bu fonksiyonun grafiği. O zaman ilk başta ben bu bilgiyi kullanacağım. Çünkü orijin dediğim yer belli. X'in 0, y'nin 0 olduğu nokta. X 0, y de 0. O zaman ben bu denklemde x'e 0, y'ye 0 veriyorum. X'e 0 verince f eksi 12, y'ye 0 verince de bakın şurada 0 veriyorum. O da eşittir 0. Şu bilgi bir kalsın. Şimdi ben bu bilgiyi birazdan kullanacağım. F eksi 12 neye eşitmiş? 0'a. Tamam. Şimdi bana diyor ki fx eksi 3 fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Arkadaşlar bakın. Kimin grafiği simetrik? Bunun. O zaman buna odaklanın. Bu şu anlama geliyor. Örneğin şöyle düşünün. Bu y ekseni, bu da x ekseni olsun. Bu fonksiyonun grafiğinden bahsediyorum. Mesela sağ taraftan sıfıra uzaklığı, örnek veriyorum a kadar olan bir noktanın görüntüsüyle sıfır uzaklığı yine a kadar olan bir noktanın görüntüsü aynıdır. Yani burada nokta a'dır, burada eksi a'dır. Ama ikisinde de bulacağın fonksiyon görüntüsü nedir? Aynı fonksiyon görüntüsünü bulursun. Neden? Çünkü y eksenine göre simetrik diyor. İşte burasını bence anlamak bu soru için çok önemli bir noktaydı. Belki bu yorumda zayıf olan arkadaşlarım olmuş olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi benim elimde de böyle bir bilgi olduğu için ben şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Diyorum ki ya acaba f-12'yi gitsem, hani madem bir şeyleri de yerine koyup yazacağım. Mesela burada x'e eksi 9 versem. O zaman örnek veriyorum. X'e eksi 9 versem. X'e eksi 9 verirsem. O zaman bir de x'e ne vermem lazım? 9 vermem lazım. Çünkü orijine uzaklıkları eşit olsun. Tam buraya uzaklıkları eşit olsun. Bunun da 9 birim. Bunun da 9 birim olsun arkadaşlar. O zaman x'e 9. Bir de eksi 9 vereceğiz. Peki verdiğiniz zaman ne oluyor? F eksi 12 oluyor. Bakın x'e burada 9 verin. 9'dan 3 giderse ne oldu arkadaşlar? F 6 oldu. Peki bunlar birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Peki daha sonra bu eşitliği sağlatacağım. Nerede sağlatacağım? Şurada. X'e eksi 12 verin. Eksi 12'nin karesi 144. 144 ile 2'yi çarpın. 288. 288. Eksi 12 m artı n. Eşittir. 6'yı verin. 6'nın karesi 36. 36 kere 2 72. Artı 6 m artı n. Arkadaşlar n'ler birbirini götürdü. Eksi 12'yi sağ tarafa atın. 18 m. 72'yi de bu tarafa atın. 216 geliyor. M ne gelir buradan? M 12 gelir. Evet, M'in 12 geldiğini bulduk arkadaşlar. Şimdi şu bilgiyi kullanın burada bir de. X'e eksi 12 verin. F eksi 12 eşittir. Eksi 12'nin karesi 144. 144 kere 2 288. M neydi? 12. Eksi 12 ile çarpın. Eksi 144 artı N eşittir 0. Arkadaşlar buradan 144 öbür tarafa atın. N eşittir. Eksi 144 geliyor. Yani o da eşittir. N eşittir. Eksi 12'nin karesi diyebiliriz. Eksi 12'nin karesi. Bana ne diyor? M çarpı N. Peki M neydi? 12 idi. N neydi? Eksi 12'nin karesiydi. Arkadaşlar bunları çarparsanız da ne yapar? Eksi 12'nin kübü yapacaktır. Olayımız bu kadar. Arkadaşlar bu soru Akçe Eğitim'in Günay yayınlarında olan bir soru. Parabol polinom fasikülünde var bir soru. Ben böyle ara ara sorular seçeceğim sizler için. Bence güzel bir soruydu. Şu yorum benim çok hoşuma gitti. ÖSYM'nin de böyle bir yorum vardı arkadaşlar açıkçası. Ben daha önce görmüştüm. Hatta benzerini de paylaşmıştım sizinle. Ama burada fonksiyonlarla dans etmesi anlamında gerçekten güzel bir yorum olmuş. Kısa bir soru ama bilmeyen için de zor bir soru diye düşünüyorum.